Azat Barış hem Kürtlerin çok sevebileceği hem de Türkleri de rahatsız etmeyecek bir isim. Soy isim en azından. Burası iyi bence. Diyarbakırlıyım. Daha doğrusu Virenşehir doğumluyum ama Karacadağlıyım. Karacadağ'a bağlı bir küçük bir köyde dünyaya geldim. Dolayısıyla Ahmetliyim. Ahmetliyim. Ve Ahmet Ezidilerindenim. Ezidiyim aynı zamanda. Basında bildiği gibi partimin de deklare ettiği gibi Ezdi temsiliyeti olarak Ahmet'teyim. 10. sıradayım ve bu meseleye 10 numaradan bakıyorum. Kesinlikle bu işi başaracağız. Her şeyden önce hedefimiz şu. 11 kesin ve 11'i çıkardığımızda manşet olsun diye söyleyeyim. Ahmet Spor'u davet edeceğiz ve bir ilk maçı biz yapacağız onlarla. Ama tabii ki o diğer arkadaşımızı da dışarıda bırakmayacağız. 12-0 yapacağız. Burası çok coşkulu. İnsanlar öfkeli aynı zamanda. Ama bu öfkenin hince dönüşmemesi için mümkün olduğu kadar şöyle bir şey yapıyoruz biz. Bu öfkeyi coşkuya, neşeye dönüştürmek, direnişe dönüştürmek. Şu anda inanılmaz bir demokrasi direnişi var. O ruhu yakalıyoruz sokaklarda, kucaklaşmalarda. Gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler parklara gittiğimizde sokaklarda her yerde insanlar cıvıl cıvıl ve herkes gerçekten değişimin rüzgarının sesini dinliyor. Tek dinlemek istemeyen, görmeyen siyasal iktidar. Yani üç maymuna oynuyor. Oysa onun içinde bulunduğu ruh hali aslında fırtına öncesi sessizlik ama inanılmaz bir fırtına kopacak. Bu rüzgar, bu değişim rüzgarı inanılmaz olacak. Herkes bunu bilsin. Çünkü bu siyasal rejim son 22 yıldır ve özellikle 2015'ten itibaren Kürt coğrafyada Kürtlere karşı Kürt düşmanlığı, Kürt kentlerini yok ederek Kürt halkına karşı açtığı özel savaşlarla bir tarihi, bir halkı yok etmek istedi ve bu yok etme siyasetine karşı varoluş siyasetini, varoluş direnişini ve değerler de aslında toprağın altına gömerek de inanılmaz bir kazanımlar elde edildi. Bu da neydi? Öz bilinçti. Bizim bu öz bilincimiz ve öznelik deneyimlerimiz, mücadele esnasında elde ettiğimiz deneyimler bizi çok daha değişik bir yere taşıyacağı kesin. Biz Hasan'ı soracağız. Sadece Kürtler olarak değil, halklar olarak soracağız. Biz Ezler olarak, Aleviler olarak, Ermeniler olarak, Asuriler olarak, Çerkezler olarak, hatta yani aslında yalnızlaştırmak istediği, hatta bitirmek istediği halklar olarak hesap soracağız. Çünkü biz az bırakılmış halklarız. Az bırakılma kavramı çok önemli. Çünkü biz kendimizden eksilmedik. Az bırakıldık. Çünkü sürekli ziyana uğradık, katliamlara uğradık. Bu katliamların sonucunda elde ettiğimiz şu: omuz omuza vermesek, el ele vermesek, hiçbirimizin bir sonraki güne daha güvenli bir şekilde adım atacağı mümkün değil. Ve bu meşkuk durumda, bu meşkuk ruh halinde, bu aslında hepimizi sarmalayan kötülükten kurtulmak için biraz önce bahsettiğim baharı da beraberinde getiren bu rüzgarı duymamız lazım. Bu rüzgara yelkenleri açmamız lazım ve bu gemi bizi istediğimiz limana götürecek ve biz tek tek limanlara uğrayarak ve biz tek tek adalara uğrayarak bütün adadakileri selamlayacağız, onlarla kucaklaşacağız ve bu sular, bu suların azizliği için yeniden şiirler, yeniden aşklar, yeniden dostluklar, yeniden komşuluklar kuracağız. Evet, çok kolay değil, zor olduğunu biliyorum ama motomuz bu, ruhumuz bu. Biz iyiye inanıyoruz, kötülük yapanlara karşı iyi savunarak bir iyileştirme hareketini başlatıyoruz. Ve bu seçimler, bu seçimlerin en büyük kazancı şu olacak: bu ülkeye, bu coğrafyaya, bu halklara iyiliği getireceğiz. Yeni yüzyılda kurucu mecliste hem bir Ezdi olarak, hem bir Kürt olarak, hem de değişik kimliklerimle akademisyen, işçi, baba olarak yer almaktan çok mutluluk duyuyorum. Tabii ki sorumluluğun büyük olduğunu düşünüyorum. Umarım altından kalkabiliriz. Acemisiyiz işin ama acemilik ustalığın en büyüklüğüdür. Bunu kabul ettikten sonra doğrusunu yapacağımızı düşünüyorum. Bütün halklara çağrım şudur. Özellikle Ezidi halkına,
ve diğer bütün halkına, yani az bırakılmış bütün halklara çağrım şudur. Bu seçimleri ciddiye alın. Çünkü bu seçimler kaderimizi değiştirecek. Bu kader sadece biz bireyleri bağlayan bir kader değil. Çünkü bu seçimin sonuçları dalga dalga ya büyüyecek, önce Orta Doğu'ya sonra dünyaya yayılacak ve demokrasi inşa edeceğiz. Ya da totalitarizmle boğuşarak, tek adam rejimiyle ve bunların tahakkumlarına karşı mücadele ederek yine bir yüzyılı kaybedeceğiz. Kaybetme şansımız, lüksümüz yok. Onun için de birlikte kazanmak için omuz omuza diyorum. Hep birlikte kazanacağız. Ötekilerin sesiyiz, az bırakılmışların sesiyiz, kadınların sesiyiz, tacize, tecavüze uğrayanların sesiyiz, ötekileştirenlerin sesiyiz. Biz sokakta özgür dolaşamayan genç kadınların, genç kızların sesiyiz. Tabii ki öyleyiz. İşçinin de emekçinin, sermaye karşıyız biz. Onun için de adımız HDP, onun için adımız şu anda Yeşil Sol, onun için ağaçlarımız birbirine benziyor. Birinin dalı diğerine doğru yöneliyor. Ve biz bu ağaç gittikçe büyüyecek. Onun için yeşiliz çünkü çevreciyiz. Onun için biz moruz çünkü kadınız. Onun için yeşiliz çünkü biz umudu istiyoruz. Maviyiz çünkü gökyüzüne bakıyoruz. Onun için de biz bütün ötekilerin sesi olacağız mecliste, toplumda, meydanlarda ve biz meydan okumaların en büyüklerine yanıt vereceğiz. (Gülüyor)